Cenab-ı Zülcelal'in bizim aklımıza, zihinsel yapımıza koyduğu önemli bir prensip. Zaman, mekan ve nedenler çerçevesinde düşünerek hayatımızı sürdürüyoruz. Aklımızı buna göre yaratmış ve bizim dışımızdaki alemi de yine ona uygun olarak yaratmış. Sebepleri araştırıyoruz, sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz ve oradan hareketle de ilimler elde ediyoruz. Durum böyle olmakla birlikte tarihe baktığımızda bu kadar önemli olan bir konuda, nedensellik konusunda aşırılıkları görüyoruz. Kimi fırkalar veya kanaat sahipleri nedenselliği bütünüyle yok sayarak aklın aslında işleyişini de keşfetmiş oluyorlar. Kimileri de bütünüyle nedensellik çerçevesinde kainatı izah ederken adeta Allah'ın koyduğu bu tabiat kanunlarına veya nedenlere mahkum olduğunu, onun dışına çıkamayacağını, köşesine çekilip sadece seyrettiğini düşünecek kadar zavallı bir konuma düşebiliyorlar. Konuya inanç açısından baktığımızda çok daha önemli bir durum karşımıza çıkıyor. Nedenselliği kabul etmediğimizde konu öyle bir noktaya varıyor ki hurafelere, batıl inançlara kapı aralamış oluyoruz. Ve her türlü şirke doğru kişiler fikir olarak yuvarlanıp gidiyorlar. Bu noktada Abdullah Özbek hocamı zikretmek istiyorum. Çünkü onun Kur'an'a göre Tevhid Eğitimi diye bir kitabı var. Orada nedenselliğe göre çocuklarımızın eğitilmesinin hurafelerden uzaklaşılması için önem arz ettiğini uzun uzun anlatıyor. Burada gerçekten ifade etmekten gurur duyuyorum. Okunmasını hararetle tavsiye ediyorum. Fakat nedensellik böyle iki ucu olan bir konu. Nedenselliği ihmal ettiğimizde böyle bir şey var. Fakat aşırıya götürdüğümüzde de ifade ettiğim gibi bütünüyle Cenab-ı Allah'a devlet dışı tutmak gibi bir yanlışı beraberinde getiriyor. İşte Mevlana'ya ve Said Nursi Hazretleri'ne bu açıdan baktığımızda görüyoruz ki her ikisi de nedenselliği genelde eleştiriyorlar. Fakat nedenselliğin gerekliliğini, nedenlere riayet etmemiz gerektiğini, hayatı yaşarken olmazsa olmaz nitelik taşıdığını, hatta Said Nursi Hazretleri'nin yaşantısına baktığımızda, gayretlerine baktığımızda, Medrese-i Zehra'yı kurma gayretleri, orada manevi ilimlerle deneysel ilimlerin birlikte yürütülmesini istemesi, nedenselliğe ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Fakat o öyle bir çağda yaşıyor ki, Avrupa'dan gelen inkarcı akımlar, materyalist düşünceler, pozitivist düşünceler insanları nedensellik kanalıyla dinden uzaklaştırıyor. Tabiatçılık ön plana çıkıyor, tabiat putlaştırılıyor. İşte bu inşaatı önlemek maksadıyla nedenselliği eleştirerek nedenlerin gerisindeki gerçek nedene insanların ulaşmasını arzu ediyor. Müsebbir bil esbab olan Cenab-ı Zülcelal'e götürmeye çalışıyor insanları. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de aslına baktığımızda İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan Mutezile mezhebi var. Daha sonra da işte İslam filozoflarının çalışmaları var, gayretleri var. Onların Yunan filozoflarından etkilenmeleri söz konusu. Bu etkilenmeyle ile birlikte onların içerisinde bazıları öyle bir noktaya varıyor ki, hepsi değil tabii ki, nedenselliği Cenab-ı Zülcelal'in koyduğu yasalara adeta mahkum olduğunu, bu çerçevede kerametin, mucizenin dahi mümkün olamayacağı gibi kanaatler ileri sürüyorlar. Yani akılcılık ve nedensellik biraz ön plana çıkıyor. Ve bu gelenek, İslam düşüncesi içerisindeki bu gelenek, Mevlana'nın zamanına kadar geliyor. İşte Mevlana Celaleddin Rumi, bu yanlış anlayışı gidermek için eserlerinde, Fihi Mafih'te ve Mesnevi'de çok güzel örneklerle bunun yanlışlıklarını bertaraf etmeye çalışıyor. İki örnek vererek her iki alimden konuşmamı bitirmiş olacağım. Mesela Mevlana Davud Aleyhisselam'a seslenerek diyor ki Davud Aleyhisselam hani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda itiraz değil de biraz tereddütlü bir tavır takınıyor Cenab-ı Zülcelal kendisine çocuk olacağını müjdelediğinde hanımının belli bir yaşa ulaştığını, kendisine ihtiyarlık döneminde olduğunu, bunu nasıl olacağını söylerken diyor ki ey kulum Davud, sen bunu nasıl peygamber olarak kavrayamazsın? Sebepler birer perdedir. İşte ben istersen bir anda istediğim nitelikte insanlara da var edebilirim gibi
örnekler vermek suretiyle sebeplerin aslında birer perde olduğunu, sebepler dünyasında yaşarken bunlara riayet etmekle birlikte iman noktasında ilerleyen, maneviyatını güçlendiren insanların bu sebeplerin maverasındaki gerçek sebepleri ve en son sebebi, nihai sebebi en iyi şekilde anlamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Said Nursi Hazretleri de mesela bir baldan hareketle, yani üzüm çubuğundan hareketle ondaki meydana gelen üzümü izah ederken aslında topraktan belli miktarda su almakla birlikte o kapasiteden fazlasıyla ürün verdiği, bunun salt sebeplerle izah edilmesinin mümkün olmadığını izah etmeye çalışıyor. Evet, değerli katılımcılar, söz verdiğim gibi ben sözlerimi şöyle bitiriyorum. Bu konuda İbn-i Teymiye'nin şu sözü çok önemli. Diyor ki İbn-i Teymiye, sebep ile sonuç arasındaki irtibatı yok sayanlar ne din ne de dünyalarını kuramazlar. Gerçekten de İslam düşüncesinde Allah'ın varlığının en önemli argümanı nedensellik üzerinden, yani kozmolojik delillerden Allah'a ulaşmaktır. Enfis ve afaktaki delilleri düşünerek Cenab-ı Allah'a biz ulaşıyoruz. Ontolojik delil dediğimiz doğrudan Allah'ın zatını düşünerek veya akli deliller çerçevesinde Allah'a ulaşmak çok daha zordur. Ama Kur'an'a baktığımızda kozmolojik deliller niteliğinde, gaye delili, nizam delili ve ki bunların hepsi sebepler üzerinden yürütülüyor. Oradan hareketle bizim imanımızı güçlendirmemiz isteniyor. İşte hem Mevlana'nın hem Said Nursi Hazretleri'nin bu noktada bizi uyardıklarını, böyle bir nedensellik anlayışı, yani nedensellikte aşırılıklardan uzak bir anlayışa, vasat bir anlayışa ulaşmamızı arz ediyorlar. Evet, bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.